Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık ile ilgili konuştu. Bayraktar, fındık üretiminde Türkiye'nin lider olduğunu ve bu liderliğin üreticilerin emeğiyle oluştuğunu söyleyerek fındık ile ilgili sorunlara değindi. FAO 2020 verilerine göre Türkiye, dünya fındık üretiminin %62'sini ve ihracatının %61'ini tek başına gerçekleştiren lider konumunda bir ülkedir. Bu liderlik yaklaşık 500 bin üreticinin emeğiyle gerçekleşiyor. 2021 yılında ülkemiz fındık rekoltesi 684 bin ton olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizin 2022 yılı fındık rekoltesinin %12 artış ile 765 bin 287 ton olarak gerçekleştiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2022-2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını %50 sağlam iş fındık esasına göre Giresun kalite için kilogramı 53 lira, Levant kalite için kilogramı 52 lira, Sivri kalite için ise kilogramı 51 lira olarak açıkladı. Fındık pazara indi. 500 bin üreticimiz canla başla zorlu iklim ve doğa şartlarında Türkiye'nin stratejik öneme sahip ürünü olan fındığı üretmeye, ülkemize milyon dolarlık döviz girdisi sağlamaya çalışıyor. Fakat malum çevreler yine harekete geçerek her yıl sergiledikleri oyunları bu yıl da sergilemeye başladı. Spekülasyonlarla kaybeden üretici, tüccar ve ihracatçı oluyor. Kaybeden ülkemiz oluyor. İhracat rekoru kırabileceğimiz bu yıl ülkemiz yine 2 milyar dolar gelire mahkum edilmeye çalışılıyor. Ülkemiz fındıktan hak ettiğini kazanamıyor. Kazandırmıyorlar. Fındığı serbest piyasadaki fiyatını tekelci firma ve ona bağlı alıcılar belirliyor. Bu nedenle ülkemizin ihracat geliri artmıyor, aksine azalıyor. 2021 yılında 344 bin ton fındık ihraç edildi ve 2 milyar 260 milyon dolarlık bir değer yaratıldı. Fındığın tonu 6569 dolardan ihraç edildi. 2020 yılına baktığımızda 281 bin ton fındık ihracı karşılığında 1 milyar 945 milyon dolar döviz geliri elde edilirken fındığın tonu 6921 dolara ihraç edildi. 2015 yılında ise 240 bin ton fındık ihracatı yapıldığında 2 milyar 887 milyon dolarlık bir gelir sağlandı ve fındığın tonu 12.029 dolara ihraç edildi. Görüldüğü üzere her ne kadar miktar artsa da gelir düşüyor. Dünya fındık ihracatının %61'ini ülkemiz gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Türkiye piyasalarında oluşan fındık fiyatı dünya piyasalarında şekillendiriyor. Fındığın gerçek fiyatı yurt dışı menşeli firmalar tarafından değil, ana vatanı olan Türkiye'de tespit edilmelidir. Ülkemizin 2021 yılı tarımsal ihracat değeri 25 milyar dolardır. Fındık tek başına tarımsal ihracatın %11'ini gerçekleştirirken üreticilerimiz de Türk fındığını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor. Buna rağmen fındığa halen gereken önemin verilmediğini görüyoruz. Yıllardır söylediğimiz ancak bir türlü kırılamayan piyasa oluşumu tekelleşme bu yılda kendini piyasa fiyatları üzerinde gösterdi. Ferrero fındık alım fiyatını TMO'nun açıklamış olduğu fiyatın gerisinde kilogramı 48 ve 49 lira olarak açıkladı. Kısacası ben kurduğum sömürü düzenine ve üretici üzerinden milyarlarca dolar kar etmeye devam ediyorum dedi. Yabancı bir firma yatırım yapma bahanesiyle ülkemize geliyor ve fabrika kurup üretim yapıyor. Bu yatırımcı görevi olmaksızın piyasaya müdahale etme gereği de duyuyor. Kendine kartel yapı oluşturuyor, kendisiyle işbirliği yapan tüccardan fındık alıyor, işbirliği yapmayana kendince ceza veriyor, piyasadan çekilmelerini sağlıyor. Öyle ki TMO fiyatına ürün alan adil ve dürüst fındık tüccarımızın bu yabancı firma paydaşları tarafından ve tekelci firmalarla işbirliği yapmadığı sürece satın aldığı fındıkların
ihracatçılar tarafından alınmayacağı şeklinde tehdit edildiği yönünde bölge odalarımızdan bilgiler de geliyor. Bu durum apaçık tekelciliktir. Bu yolla sadece tüccar değil, üreticimiz de mağdur oluyor. Önce piyasada işbirlikçileri vasıtasıyla oluşturduğu 43 liralık fiyatın değişmemesi için alım yaptığı işbirlikçi sayısını azaltarak, sanki piyasada değilmiş görünümü vererek sadece kendi satıcılarına yöneliyor. Bu tekelci firmayla işbirlikçileri, ben sizin piyasanızı tanımam, sizin ülkenizde kendi piyasamı oluştururum diyor. Bu açıkça devlete meydan okumaktır. Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde zaten zor durumda olan üreticilerimizin bir de kendince spekülasyon yaparak piyasaları alt üst eden bir firma tarafından daha da zora sokulmasına, ekonomik olarak sömürülmesine izin verilmemelidir. Alternatifsiz tek geçim kaynağı fındık olan üreticimizin emeğini yedirmeyelim. Geçen sene ucuza kapattıkları fındıktan kurun artmasıyla birlikte büyük paralar kazanan bu tekeller, bu senede TMO'nun altında bir fiyatla üreticinin malını alıp kurdaki artışlarla birlikte fındıktan büyük kazançlar elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca buna karşı çıkan tüccar, sanayici, ihracatçı kim varsa onları yok etmeye çalışıyor. Yıllardır fındıkta serbest piyasa koşulları oluşturulmaya çalışıldı. Ancak serbest piyasa oluşmadı, oluşturulamadı ve oluşturulamayacaktır. 500 bin üreticinin olduğu bir piyasada az sayıda alıcının bulunması serbest piyasa şartlarının oluşmasına izin vermiyor. Az sayıdaki alıcı piyasa üzerinde baskı kurup fiyatları istedikleri gibi manipüle ediyor. Bu yılda Ferrero bu manipülasyonu piyasada kendisine bağlı alıcılar vasıtasıyla yapıyor. Sadece alivre bağlantı yaptığı üreticilerin değil, fındığını toplayıp yaşadığı şehre geri dönmeye çalışan üreticilerin de fındığını yüksek rutubet, düşük randıman, çürük ve fazla gibi çeşitli bahaneler öne sürerek en düşük fiyattan almaya çalışıyor. Bu açıkça üreticilerimizin emeğinin sömürülmesidir. Kaldı ki bu Ferrero firmasının piyasaya yaptığı baskılardan sadece çiftçilerimiz değil, yerli tüccarlarımız, sanayicilerimiz ve hatta bazı ihracatçıların da rahatsız olduklarını duyuyoruz. Fındığın değerini korumak milli bir görevdir. Ferrero firmasının piyasaya yaptığı baskılara dur denmesi gerekiyor. Devlet millet işbirliğiyle devlete hodri meydan çeken bu tekelleri kırmalıyız. Devlet fisko birlikte işbirliği içerisinde ürünün tamamını alacağını kararlı bir şekilde ifade ederek güçlü bir şekilde piyasaya girmeli, bu oyunu bozmalı ve tekelleşmeyi yok etmelidir. Buradan Karadeniz bölgemizdeki il ve ilçe belediyelerine seslenmek istiyorum. Sahip olduğunuz araziler üzerine fındık depoları kurarak fındık üreticisine sahip çıkın. Bu sayede fiyat düşüğünü engelleyerek bölge ekonomisine daha fazla katkı sağladığınız gibi kırsal ve genç nüfusu da yerinde tutmuş olacaksınız.